Ben Ayşe Sancakzade. Teslim olmaya geldim. İçerisi temiz komiserim. Ferit Bey, karınızın burada olduğuna dair bir ihbar aldık. Cinayetle ilgili ya da eşinizin nerede olduğuna dair bize yardımcı olursanız seviniriz. Komiserim, ben avukatım. Adalete yardımcı olmayı tabii ki isterim. Ama eşim burada değil. Bakın, biz eşimle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldık. O yüzden kendisinin şu an nerede olduğuna dair bir bilgim yok. Peki Ferit Bey. Bir şey duyarsanız, öğrenirseniz mutlaka bize haber verin. Ayrıca sizin de ifadenizi almamız gerekecek. Tabii. En yakın zamanda gelir ifademi veririm. İyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Hadi çık. Gittiler. Ya ben niye saklanıyorum? Ben niye saklanıyorum ki? Ben masumum. Ferit, ben masumum. Ben masum. Ben kimseyi öldürmedim. Ben katil değilim Ferit. Yemin ederim değilim. Gözümün önünde vurdular onu. Döndüm. Silah sesi duydum. Baktım yere yığılmıştım. Öldürdüler. Ferit, Ferit ben katil değilim Ferit. Gerçekten. Ben masumum. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Bunu sonra konuşacağız. Şimdi buradan gitmemiz lazım. Başka bir yere geçeceğiz. Al çantanı düş önüme. Yaman'a aşık mısın Hande? Bak eğer aşıksan seni anlarım kızım. İnsan kalbine söz geçiremez. Ama bir gönüle de iki sevda sığmaz yavrum. Anne ben Yaman'a aşık falan değilim. Sadece Betül'ü üzmemesini söylemek için gittim oraya. Asıl beni aklımdan kalbimden çıkartamam. Sırtında akrep taşıyan kaplumbağa gibisin sen. Dereyi geçireceğim derken sırtından sokacağını bile bile niye Yaman'a gidiyorsun sen? Bak kızım ikisinden de vazgeç. İkisi de sana yaramaz Hande. Yaman'dan da vazgeç Ferit'ten de kızım. Anne beni barlardan topladın. Doktorlara götürdün. Oldu mu? Olmadı değil mi? O yüzden o güzel çeneni yorma bence artık. Öyle zannettiğin gibi iki kişi falan da yok. Yaman yok. Sadece Ferit var. Ben sadece Ferit'i seviyorum. Hande Sancakzade olmak istiyorum. İyi akşamlar. İyi geceler. Ne oldu? Sorun mu var?
saatte kim arıyor ya? Efendim? Plan tıkır tıkır işliyor Hüseyin Bey. Ne yaptınız? Cesedi ve silahı polislerin bulmasını sağladık. Silahta da Ayşe'nin parmak izleri var. Yani bütün deliller Ayşe'yi gösteriyor. Yerini ihbar ettiniz mi? Evet. Daha evinde diye ihbarda bulunduk. Ortalığı iyice toparlayın, tamam mı? Beni de sık sık aramayın. Polisin takibine yakalanmayalım. Çocuklara da söyle, ağızlarını sıkı tutsunlar, tamam mı? Hadi, görüşürüz. Ne oluyor Hüseyin? Kim ortalığı toparlıyor? Niye toparlıyor? Yok bir şey ya. İşlerle ilgili. Duydum konuştuklarını. Polisten kaçacak. Ne yaptın sen Hüseyin? Ya şantiyede işçiler kendi aralarında kavga etmişler. Kavga büyümüş. Onu kapatmaya çalışıyoruz. Sen ona benim külahımı anlat. Senin karanlık işlere bulaştığını ben bilmiyor muyum Hüseyin? Biliyorsun değil mi? İyi tamam. Aferin sana o zaman ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Kendini yola sokamayan bir baba kızını nasıl yola sokacak ha? Sen bu saatten sonra anneyi nasıl dizginleyeceksin Hüseyin? Ya derdin ne ya? Derdin mi ne? Derdin mi ne? Herkes seni konuşuyor Hüseyin. Herkesin dilinde sensin. Etrafında bir tane düzgün insan yok. Hepsi it, kopuk, yiyici takımı. Bugüne kadar hiç kulak asmadım ama bundan sonra susmayacağım Hüseyin. Cemret. Çarayı yırtık Hüseyin Usta'yı hatırlıyor musun? O adam namuslu adamdı. O adam dürüst. Senin gözlerin içine bakan o fakir adamı ne kadar sevdin ha? Evimiz olacak. Arabamız olacak. Yazdığımız, kışlığımız olacak. İçinde hizmetçiler koşturacak. Azade'nin bir küpesi var. O da olacak. Bunlar nasıl oldu Az? Ha? Bunlar olurken Hüseyin hangi karanlık kapılardan geçti? Hiç düşündün mü değirmenin suyu nereden aktı? Ha? Şimdi mi aklına geldi bunları bana sormak? Zümrüt, ikimiz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz, tamam mı? Bu kadar. Her zamanki gibi her şeyin suçlusu benim, öyle mi? Öyle olsun. Ferit, ben yemin ederim kimseyi öldürmedim ben. Bağ'ı nasıl kıyarım ya, nasıl öldürebilirim onu? Nereye gidiyoruz? Ferit, nereye gidiyoruz? Ya nereye götürüyorsun beni, söylesene. Ya ben kötü bir şey yapmadım. Ben kimseyi öldürmedim. Ya evet, Bahar'ın yanına gittim ama ben Bahar'ı öldürmedim ya, ben bir şey yapmadım. İnanmıyorsan bırak beni Ferit, hiçbir şey yapmayı istemiyorum, bırak. Ya susar mısın be? Susar mısın artık? Sus lütfen, sus. Sus. Beyefendi lütfen siz burada bekleyin. Hastayı hemen müdahale odasına almamız lazım. Ailesine haber vermemiz lazım ya.
Canından kanından insan lazım yanında. Ara gelsinler. Sen de canlısın Adnan yeğenim. Bahtiyar amca ne diyorsun Allah aşkına ya? Benle evlatları bir miyiz? Arası yanı tereti gelsinler etsinler hadi. Anladım Kerim. Daha sonra orada bu meseleyi konuşalım. Tamam, kapatıyorum şimdi. Ne oldu? Ulaşabildin mi Ferit'e? Benim telefonlarıma cevap vermiyor. Telefonu kapatmış. Anne bak, üstüne gitmemek lazım. Biraz zaman ver, bir kafasını toplasın. Anlamıyorum ki Sinan. Tanımadığı bir kızla anlaşmalı bir evlilik yapmış. Şimdi neden bu kadar üzülüyor? Kim arıyor? Bahtiyar abi. Allah Allah. Bu saatte Allah. Hayırdır Bahtiyar abi, ne oldu? Sinan, oğlum baban kalp krizi geçirdi. Durum biraz kritik. Hastanedeyiz şimdi. Hemen gelsen iyi olur oğlum. Hadi, bekliyoruz. Sinan? Sinan? Oğlum ne dedi? Ne dedi? Sinan, bir şey mi oldu? Cevap ver bana. Ferit'e bir şey mi olmuş? Sinan, cevap ver. Sinan, yüreğimizi indireceksin. Ne oldu söyle. Babam. Bahtiyar abla. Kalp krizi geçirdi dedi. Hastanede dedi. Durumu dedi. Kritik dedi. Anne. Baba. Baba dedeme bir şey mi oldu? Ha? Dur kızım. Hayırdır ya? Ne oluyor? Amca babam kalp krizi geçirmiş. Şimdi amca. Ya ölürsen? Hadi amca hemen hastane. Hadi, hemen gidelim. Hastane. Hangi hastaneymiş? Amca gidelim. Gel amca gidelim. Hoş geldin Ferit oğlum. Ne vakit sonra açtım şu kapımı. Elektriği, suyu hep açtırdım. İçerisi temizdir. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Eyvallah Haşmet dayı. Çok sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Senin benim için yaptıklarının yanında bunun lafı mı olur Ferit Bey oğlum? Hadi ben gideyim. Sen eşinle rahat kal. Haşmet dayı. Bizi görmedin. Görmedim de duymadım da. Eyvallah. Bir rahat bırakın Allah aşkına. Bir rahat bırakın ya. Seninkini de ver. Ver ver. Şimdi her şeyi tek tek yalansız, dolansız, dürüstçe anlatacaksın bana, tamam mı? Hadi. Bahtiyar amca. Ben bunu Adnan amcanın cebinde buldum da anlam veremedim. Bizim bilmediğimiz bir evladım var, bir sırrım var.
Anlayamadım. Bilemedim yeğenim. Bir mana veremedim. Adnan şu an canın derdinde. Allah'ın izniyle uyansın. Ya ne sorarız? Ya uyanmazsa? Allah korusun evladım. Bahtiyar, nasıl Adnan? Adnan'ın durumu ne? Durum biraz kritik hanım. Bir an gidip gelmiş. Şimdi Ancu'yu aldılar kardeşim. Doktorlar Allah'tan ümit kesilmez diyor. Elimizi açtık, bekliyoruz vallahi. Sinan abi, Adnan amca iyi olacak ya, ben inanıyorum. Merak etme. Tamam, tamam. Ama sen şu elini bir çek. Benden de uzak dur. Tamam mı? Evlat, yaman yetiştirdi babanı hastane. Deme öyle. Allah'ın gücüne gider sonra. Bak bu çocuk Adnan'ın hayatını kurtardı. Sizin Ferit'ten haberiniz var mı? Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Yok. Yok mu bir bilginiz? Ne oldu ki? Yok. Biliyor musun, bazen bu konağın lanetli olduğunu düşünüyorum. Buraya giren hiç kimse mutlu çıkamıyor. Nedense. Senden önceki Saadet'i bilmesem ben de konağın lanetli olduğunu düşünebilirdim Adnan. Belki de sen getirdin o laneti konağa Adnan. Oğlum neredesin be kardeşim ya? Aç şu telefonu lan. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Şşş, anne. Annem, ne saçma lafı öyle? Şöyle bir şey olur mu? Ha? Şşş, tamam. Gel bir başhekimin yanına gidelim, hadi. İyi olacak. Korkuyorum Medya. Çok korkuyorum. Baha'nın niye böyle bir şey yaptığını öğrenmek, sormak istedim. Ağzından baklayı çıkarmayınca üstüne gittim ben de. Ama ben onu öldürmedim. Yani her şey bir anda oldu zaten. Anlamadım. Ne oldu bir anda? Baha bütün doğruları anlatacaktı. Ama birileri susturdu onu, anlatmasını istemedi. Ben de dinlemedim onu, suçladım. Ama Baha'nın hiçbir suçu yoktu. Ne güzel ya. Geçmişsin karşıma. Hala bana rahmetli nişanlını koruyorsun. Evime sahte kimlikle girdi. İşe girdi. Ekmek verdim. Soframı açtım. Evimi barkımı açtım. Beni öldürmeye kalktı. Fırtınayı öldürmeye kalktı. Arkamdan 1000 tane iş çevirdi. Hala Baha'nın hiçbir suçu yoktu diyorsun. Ferit, zorladılar onu diyorum ya. Öldürdüler diyorum. Niye inanmıyorsun? Gözümün içine baka baka yalan söylediğin için inanmıyor olabilir miyim acaba? He? Karşıma geçip Baha Baha diye anlattığın adam, merhaba ben Cesur dediğinde sesini çıkarmadığın için, bana gerçekleri söylemediğin için inanmıyor olabilir miyim acaba Ayşe? Bir düşünsene şunu. Sana gerçekleri söyleyecektim, anlatacaktım. Ya ne zaman söyleyecektin? Ne zaman söyleyecektin? Ben öldüğüm zaman mı? Gelecektin mezarımın başına, ağlayacaktın, sızlayacaktın. Kusura bakma, özür dilerim, ben sana yalan söyledim mi diyecektin. Ha, ya da yok, parayı pulu toplayacaktınız, kaçacaktınız yurt dışına. Oradan bir telefon, vicdanını mı rahatlatacaktın? Ne zaman anlatacaktın ya?
Ayşe, bir dürüst ol ya. Lütfen bir kerecik dürüst ol. Ferit, ben anlatıyorum ama sen... Ama ben anlamıyorum. Sen anlatıyorsun, ben anlamıyorum. Ben inanmıyorum, tamam. Bende, bütün problem bende. Sende bir şey yok. Tamam. Tamam, sakin olacağım. Özür dilerim. Bak, baştan alalım. Gittin Bağ'ın yanına. Sert çıktın ona. Konuştunuz, tartıştınız. Kavga ettiniz. Sonra çekip vurduysan, bir anlık gafletse, nefsi müdafaysa, söyle bana, tamam mı? Söyle. Pişmanım de, istemeyerek oldu de, yanlışlık da yaptım de. Yani yaptıysan söyle. Avukatım ben Ayşe, avukatım. Ben sana yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Senden sadece dürüstlük bekliyorum, lütfen. Ya sen bana inanmamayı yemin etmişsin resmen. Ne kulağın ne kalbin, her şeyi kapatmışsın. Duymuyorsun ki beni, ben sana ne anlatayım şu anda? Ben mi seni duymuyorum? Ya ben sen ne dediysen inandığım için bu haldeyim zaten. Bak neredeyiz şu anda? He? Cinayetten aranan birini ben tuttum, buraya getirdim. Ya Ayşe, şu an senin yanında geçirdiğim her dakika suçluya yardım ve yataklıktan ben de suçlu sayılıyorum. Tamam mı? Ben de suçluyum şu anda, ben de. Ben mi seni duymuyorum? Benim mi sana kulağım kalbim kapalı Ayşe? Ya ben sana inandığım için bu haldeyim zaten. Ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Ne anlatıyorsun ya? Ben böyle olsun istemezdim. Gerçekten. Anlatacaktım sana, her şeyi anlatacaktım. Anlatamadım işte. Kusura bakma ama demek ki sen böyle oyunlar oynuyorsun devamlı. Yakalandığında da, işin içinden çıkamadığında da mecbur kaldım diyorsun. Bu mu yani? Artık kırıcı oluyorsun ama yeter. Ben Baha'yı kurtarmak için yaptım diyorum. Ayşe, saçmalama, saçmalama, yeter. Saçmalama. Hala bana Baha'yı kurtarmak için yaptım diyorsun ya. Adam öldü, öldü. Farkında mısın? Adam öldü, kanı senin eline bulaştı ya. Evet, ben öldürdüm onu, ben. Eski nişanlım beni öldürmekle tehdit etti. Evliliğimle tehdit etti beni. Bunu mu duymak istiyorsun? Yeter artık, yeter, yeter, yeter. Ayşe tamam, sakin ol. Tamam. Ayşe. Ayşe. Ayşe kendine gel. Ayşe aç gözünü hadi. Kendine gel lütfen. Ayşe. Ayşe uyan Ayşe. Şimdi kalbi durduğu için anjiyo yapmışlar. Tabii yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Doktor şey dedi, hayat tehlikesi devam ediyor bir de. O benim sadece abim değil ya. Annem, babam, ailem, her şeyim. Amca ne olur bak, bari sen yapma. Silah. Tamam, sakin ol. Baba. Hadi. Abi. Doktor bey, nasıl kocam, iyileşecek mi? Hastanın iki damarı tıkalıydı. Biri led, diğeri sağ koroner. İdeal bir operasyon uyguladık. İki stent takıldı. Yalnız 6 ay sonra açık ameliyat gerekebilir. Doktor sen şimdi ne diyorsun? Babam ayağa kalkacak mı? Hayati tehlikeyi atlattı mı, onu söyle. Riski atlattı demek çok iddialı olur. Şu an uyutuyoruz. Takip edip uyanmasını bekleyelim. Öyle konuşalım sizinle. Geçmiş olsun. Babası ölüyor. Ferit Bey ortalıklarda yok. Anne o nasıl laf Allah'ın aşkına? Kimsenin öldüğü falan yok.
Ya çocuğun haberi yok. Bilse koşup gelmez mi Allah aşkına? Annem. Yapma ne olur. Başucumda seninle ilgileniyorum. Gurur murur da kalmadı sayende. Kendimle savaşıyorum, kalbimle savaşıyorum, vicdanımla savaşıyorum. Savaşıyorum da savaşıyorum sayende. Ferit. Ferit. Buradayım. Buradasın. Yanımda Spirit. Dur, dikkat et. Ferit. Bırakıp gitme beni, olur mu? Sarıl bana Ferit. Adam öldü, öldü. Farkında mısın? Adam öldü. Kanı senin eline bulaştı ya. Ne zaman kanatlarım açmaya kalkışsam bana bir bedel ödetiyorsun Adnan. Neden? Neden? Ben sadece senin gölgenden kurtulmak istedim. Senden değil ki. Sürekli güçlü görünmek için çabaladım. Oğullarıma acımasızca hükmetmemin, insanların duvar olmamın, devlet olmamın tek nedeni buydu. Biliyorum. Kızım için vadis. Ne olur Adnan, lütfen. Lütfen. Omuzlarıma bu yükü yükleme. Ne olur ayağa kal. Olur. Günaydın Fatoş. Günaydın Zümrüt Hanım. Kahvaltı daha hazır değil mi? Karnım çok acıktı. Hemen hazırlıyorum, hiç merak etmeyin. Bu arada mayaladığım kefir olmuş mu? Olmuş olmuş, baktım harika olmuş. İyi var. Akakya'nın seçkin ailesi Sancakzadelerin evinde sular durulmuyor sayın seyirciler. Ünlü iş adamlarından Ferit Sancakzade'nin eşi Ayşe Sancakzade eski nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla cinayet suçundan aranırken acı haberi alan Adnan Sancakzade eşi Fatoş. Eşi
Duydun. Duydun Zümrüt Hanım. Polis eski nişanlısını öldürmekle suçlanan Ayşe Sancakzade'yi her yerde arıyor. Nasıl ya? Ayşe Bahi mi öldürmüş? Yok artık, bu kadar da olur mu ya? Tutacak şey değil. Ferit de açmıyor. Açmıyor mu? Baba. Ayşe Bahi'yi öldürmüş. Senin haberin var mı bundan? Nereden bileyim kızım ben? Güneci miyim? Adnan da kalp krizi geçirmiş. Çok zor işler bunlar ya. Allah yardımcıları olsun. Allah'ın sopası yok ya. Neyse. Saçın güzel olmuş ha. Ben çok geç kaldım. Gidiyorum. Ayşe'ye bak. Öldürmüşsün. Ayşe. Ayşe. Keşke ben seni ikna etmek için çırpınacağıma bana inansaydın. Ama olmadı. Sonsuza kadar hoşça kal Ferit. Her şeyi bırakıp gittin öyle mi Ayşe? Nigar, anneciğim. Ah. Anne nasıl oldu dede? Bekliyoruz kızım. Sen eve mi gitsen? Bak burada perişan oluyorsun böyle. Anne deden bu haldeyken ben nasıl gideyim eve? Bizim Ayşe'den falan haberimiz yok. Evi terk etti o. Bu arada ne cinayeti ya? Nasıl ölmüş? Kim ölmüş? Ferit mi? Ne Ferit? Ferit'e bir şey mi oldu? Annem dur. Dur Ferit'lik bir şey yok. Ferit'lik bir şey yok annem. Leman. Leman sen niye ortalığı ayağa kaldırıyorsun Leman? Ferit'le ilgili bir şey değil. Bu Cesur denilen oğlan yok mu? Hı. O ölmüş. Bunlar Ayşe ile eskiden nişanlılarmış. Ayşe bir yerde vurmuş buna. Sonra da kaçmış gitmiş. Memur Bey Ayşe'yi soruyor. Ayşe Cesur'u mu öldürmüş yani? Bunlar bir de nişanlılar mıymış? Allah'ım ben daha neler duyacağım? Adı da Cesur değilmiş zaten, Bahaymış. Ferit. Ferit ortalarda yok. Ya Ferit'e de bir şey olduysa memur bey? Annem Sinan. bir sakin ol. Oğlunuzla gece konuştuk biz. Gayet iyiydi. Ayşe Hanım'ın yerini bize söylemedi. Belki de bizden saklıyor olabilir. Eğer böyle bir şey yapıyorsa... Ne diyorsunuz memur bey? Benim oğlum avukat. Her zaman haktan, adaletten yana olmuştur. Kimsenin cinayetine yardım, yataklık edecek biri değil. Biz burada can derdiyle uğraşıyoruz. Siz bize neler söylüyorsunuz? Annem tamam. Gel buraya. Bir şey yok. Memur beyler de işini yapıyor anne. Tamam. Komiserim durumu görüyorsunuz, biz burada can derdindeyiz. Şimdi benim kardeşimle herhangi bir şekilde bu durumla bir ilgisi varsa... ...ben kendi ellerimle tutar size getiririm. Ama şimdilik bize müsaade edin, tamam? Çok geçmiş olsun. Olacak şey mi? Bizim başımıza nasıl insanlar sardı? Gelin diye getirdiği kız cinayetten aranıyor. Benim sözüm dinlenmezse ne olacağını görüyorsunuz değil mi hepiniz? Ara şu Ferit'i. Hadi çabuk ara. Oğlum aç artık şu telefonunu. Efendim abi. Neredesin oğlum sen? Ya bu telefon niye kapalı lan? Ya başımıza bir şey gelse biz ölsek... Kalsak sana ulaşamayacağız mı? He? Abi bir sakin ol, sakin. İnsan önce bir halimi hatırımı sorar. Ben ne haldeyim, nelerle uğraşıyorum, başıma ne geldi, senin haberin var mı? Var, haberim var. Karın adam öldürmüş, onun peşindesin. Haberim yok mu?
Peki biz hastanenin köşelerinde neler yaşıyoruz? Senin haberin var mı? Ne hastanesi ya? Kim hastanede? Oğlum, biz burada can dertindeyiz lan. Babam kalp krizi geçirdi. Ameliyathaneden daha yeni çıktı. Senin haberin var mı oğlum? Sen niye açmıyorsun lan bu telefonunu? Ulan akşamdan beri sana ulaşacağız diye göbeğimiz çatladı bizim be. Abi ne diyorsun ya? Nasıl babamın durumu şu anda? İyi mi? Oğlum durumu kritik. Yoğun bakımda şimdi. Tamam, ben hemen geliyorum. Ayşe Sancakzade. Teslim olmaya geldim. Biz de her yerde sizi arıyorduk. Buyurun, oturun lütfen. Avukatınız var mı Ayşe Hanım? Yoksa yalnız mı geldiniz? Avukatım yok. Kimsem yok benim. Yalnız geldim. Ayşe Hanım, prosedürü anlatayım. Size Baradon avukat temin edeceğiz. Avukatınız gelene kadar nezarethanede tutmamız gerekecek sizi. Sonra ifadeniz alınacak, mahkemeye çıkarılacaksınız. Beni nezarethanede mi tutacaksınız? Maalesef. Hakkınızda savcılık tarafından gözaltı kararı var şimdi. Su ister misiniz? Ya da açsanız yiyecek bir şeyler? Hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki Ayşe Hanım, hazır olduğunuzda söyleyin. Arkadaşımız size eşlik etsin. Hazırım ben. Bahtiyar amca, ben dışarıdayım, bir şey olursa haber edersin. Tamam evlat. Amca. Nasıl oldu baban? Bir şey demediler, haber bekliyoruz. Geçmiş olsun. Tamam. Abi ne durumda baba? İyileşecek, yaşayacak. Bırakma kendini. Abi nasıl oldu böyle bir şey ya? Ha, ne diyor doktor? Kalp bu işte, böyle yorulunca isyan ediyor, anladın mı? Biz umudumuzu yüksek tutalım, tamam? Abi nasıl olur ya? Yapma. Oğlum sen yapma. Doğru söylüyorsun değil mi? Tamam. Anne. Babam burada ölüm kalım savaşı veriyor. Sen neredesin ha? Hala kızın peşinde mi dolaşıyorsun? Telefonlarını kapatmak yakışıyor mu sana? Anneciğim, babamın böyle bir durumda olduğunu bilsem telefonumu kapatır mıydım? Sen o kızını saklıyorsun. Burada hem canımızla hem de polislerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu lekeyi almamışsa nasıl sileceğiz ha? Nasıl? Ailemizin şerefi iki paralık oldu. Senin umurunda bile değil. Annem ya, bak bunu konuşmanın ne yeri ne zamanı. Bırak bir eve gidelim, ondan sonra konuşuruz. Sen karışma. Artık buraya geldi. Bardak taştı. Ailemize aldığımız kız bir insanı öldürebilecek kadar canileşiyorsa bize neler yapardı kim bilir. Ama Ferit Bey hala o kızın peşinde. Anne, anne yeter anne. Babam içeride can çekişirken bunu mu konuşacağız şimdi? Evet, evet bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız. O karım diye getirdiğin neydi belirsiz kız evimize adım attığından beri yüzümüz yerden kalkmadı. Milletin ağzına sakız olduk. Bütün bunların sorumlusu sensin Ferit. Sensin. Azade, yeter. Ferit de yeteri kadar üzgün zaten, görmüyor musun? Bu kadar üstüne gitme. Seni ilgilendirmeyen konulara burnunu sokma Bediye. Ben oğlumla konuşuyorum. Çok,
Ferit. Her şey için çok üzgünüm. Her şey için. Gidip polise teslim mi olmuş? E tamam işte. Efendim? İnkar mı ediyormuş? Ya bu saatten sonra inkar etse ne olur ya? Yok bitti bu kadar delilden sonra kendini kurtaramaz. Boş ver sen. Tamam. Hah bak. Ortalıklarda çok görünmeyin ha. Tamam mı? Hadi. İnkar etse ne olur? Sen mi yaptın? Ben ne yaptım ya? Gene ne yapmışım? Bana doğruyu söyle Hüseyin. O çocuğu sen mi öldürdün? Sus! Ortalık yerde böyle şeyler konuşma ya. Bahri sorularını evde sorarsın hadi. Sen bana hallettim dedin. Bana kızımızı kurtardım dedin. Üzümünü ye, bağını sorma Zümrüt dedin. Senin hallettim dediğin şey o çocuğu öldürmek miydi Hüseyin? Vallahi sen kafayı yedin ha. Ya beni delendirme ha. Sen nasıl bir adamsın ha? Sen nasıl bir insan oldun Hüseyin? Birinin canını kıyacak kadar katil olacak kadar mı bulaştın bu karanlık işlere? Haddini aşıyorsun ya. Çıldırtma beni ya. Ben Azrail miyim insanların canını alayım ya? Ben senin 40 yıllık kocanım, beni tanımıyor musun? Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Yok Hüseyin yok. Ben ne seni ne de kızını tanımıyorum artık. Ben ikinizden de her şeyi beklerim. Ama sen beni tanıyorsun Hüseyin. Sen 40 yıllık karını çok iyi tanıyorsun. Eğer bu suçu işlediğinden emin olacak olursam, bu suçu o suçsuz günahsız Ayşe'nin üstüne attıysan, işte sen o zaman benden kork Hüseyin. Benden kork. Senin hapislerde çürümen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. Bak kocam demeyeceğim. Evladımın babası demeyeceğim. Sana yemin ederim. Hande'nin ölüsü üzerine yemin ediyorum. Seni ben ihbar edeceğim. Bundan sonrasını sen düşün. Bundan daha büyük yemin yok Hüseyin. Ya yapmadım. Bak yapsam gider kendim söylerim. Ben yaptım derim. Cezası neyse çatır çatır da çekerim ya. Ya seni duyan da ben bir şey yaptım zannedecek ya. Ya durduk yerde bela açma başımıza ya. Ne olursun yerin kulağı var ya. Suçsuz günahsızım ben ya. Ben sana diyeceğimi dedim Hüseyin. Gerisini sen düşün. Niye üvey evlat gibi tek başına oturdun burada? Adnan amca şaşırttı hepimizi. Ne oluyorsa iyileri oluyor zaten. Ama Adnan amca bambaşka. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. Allah evlatlarına bağışlasın. Biliyor musun Ayşe Baha'yı öldürmüş. Haberim var. Rüzgar eken fırtına biçiyor. İkisi de ait olduğu yere gitti. Ben Ayşe'nin katil olabileceğine inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? O kızda birini öldürebilecek hırs yok. Adam foyasını ortaya çıkardı. Ne Ferit kaldı elinde ne de serveti. Sence hırs yapmaz mı? Oğlum sen saf mısın ya? Kız zaten parası için evlenmiş Ferit'le. Belki biri yaptı Ayşe'nin üstüne attı. Suç Ayşe'ye kalsın istedi. Ne demek şimdi bu? Bir taşla iki kuş demek. Hem Bağ'dan hem Ayşe'den kurtulmak demek. Sen ne demek istiyorsun ya? Çıkarsana ağzındaki baklayı. Kızım, Ferit hırsı senin gözünde o kadar kör etmiş ki. Adamı kaçırıp buraya getirdin ya. Ferit'i elde etmek için her yol mübah değil mi sana? Ne mübah ya? Ne mübah? Ben cinayet mi işledim yani? Onu mu demek istiyorsun? Sen bunu düşündün, inandın mı buna? Ben sana sadece soruyorum. Yaptın demedim ki. Tabii git hemen ya. Ferit teselli etme fırsatı yakaladın ya. Hemen koş. Aynen öyle yapacağım. Seyis'in oğlu.
Babam. Demek yokluğumu fırsat buldun ha? Ben yokken kaçıp gidecektin öyle mi? Oğlum seni öyle kolay kolay bırakır mı sanıyorsun? Biz daha çok kavga edeceğiz seninle. Sen daha çok kükreyeceksin bize. Kızacaksın. Biz yine dinlemeyeceğiz seni. Başımızın dikine gideceğiz. Babamızdır diyeceğiz. Çeker nazımızı diyeceğiz. Anlar halimizden diyeceğiz. Sen başımızda ol da baba. Son zamanlarda o kadar çok hata yaptım ki baba. O kadar çok hata yaptım ki. Sana ihtiyacım var. Hadi kalk ayağa da şöyle baba ol, bir dertleşelim. Bana bir akıl ver, yol göster. Biz senden mahrum bırakma. Bizim sana ihtiyacımız var baba. Sen yine Çınar ol. Biz senin gölgene sığınalım. Babam benim. Seni hiç böyle görmedim ki. Senin dimdik, güçlü ayakta olman lazım. Daha biz senin yaşlılığını göreceğiz ya. Hadi babam. Hadi canım babam. Hadi ben ol canım babam. Şu yakışıklı daha bak. Benden genç duruyor lan. Fidan maşallah fidan. He? Baba. 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 Gözünü açtı. Baba bak buradayız. Bak evlatlarım burada baba. Bak Ferit de burada. Sina. Ferit. Evlatlarım. Babacığım. Babacığım biz yanındayız. Merak etme tamam mı? Seni eve götürmeye geldik. Top gibisin maşallah. Top gibisin. Hiçbir şeyin yok evvelallah. Aslan gibisin. Hadi kalk ayağa da gidelim evimize artık. Çok şükür Allah. Şey o zaman ben doktorlara haber vereyim tamam? Annem. Annem neredesin sen ya? Her yerde seni arıyoruz ya. Anneciğim, babam uyandı, açtı gözlerini. Aslan babam be. Doktor dedi ki, riski atlatmış, tüm değerleri de normale dönmüş, korkacak bir şey yok dedi. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Tamam, ağlama, tamam. Babanız iyileşecek. Eve gideceğiz ve her şeyi sıfırdan başlayacağız. Bir musibet, bir nasihattan evladım. Öyle olur olmaz insanlar aramızı bozamayacak. Fazlalıklardan da kurtulduk zaten. Pardon. Ben bunu bir açayım. Efendim komiser bey. Ayşe teslim oldu öyle mi? Anladım. Ne zaman mahkemesi? Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun haber verdiğiniz için. Sen de artık kendine çeki düzen vereceksin oğlum. Öyle olur olmaz insanların aramıza girmesine izin vermeyeceksin. Eskisinden de daha güçlü olacağız. Bu saatten sonra kötülere, kötü günlere, geçmişe sünger çekeceğiz. Siz benim aslanlar gibi evlatlarımsınız. Ben hayatta olduğum sürece sizin tırnağınıza bile zarar gelmeyecek. Hiç kimse zarar veremeyecek.
Yeter ki biz sırt sırta verelim. Ayşe Hanım, merhabalar. Avukat Çağlar Öztürk, savunma avukatınız olarak görevlendirildi. Nasılsınız? Onu ben öldürmedim avukat bey. Lütfen bana yardımcı olun. Çıkarın beni buradan. Bakın Ayşe Hanım, uzun ve yorucu bir süreç bizi bekliyor. Avukatınız olarak elimden geleni yapacağım. Cinayeti işlemediğinizi söylüyorsunuz. Doğrudur. Ancak mahkemede hakime bunu söylememiz yetmez. Suçsuzuz diyemeyiz. Masum olduğumuzu kanıtlamak zorundayız. İyi de ben niye işlemedim bir cinayet yüzünden kendimi aklamak zorundayım? Çünkü savcılık soruşturması aleyhimize işliyor. Ve iddia makamının elinde çok güçlü kanıtlar var. Güçlü kanıtlar derken? Cinayetin işlendiği silahta parmak izleriniz bulunmuş. Hayır ya. Olamaz öyle bir şey. Yani ben o silaha dokunmadım hiç. Ya ben hayatım boyunca bir silah bile almadım elime. Ne diyorsunuz siz? Sadece parmak izleriniz değil Ayşe Hanım. Olay yerinde maalesef bir de görgü şahidi var. Daha sonrasında ona silah doğrulttuğunuzu ve ateş ettiğinizi görmüş. Mahkemede aleyhimize tanıklık edecek. Ya yalan söylüyorlar. Ya kimse o yalan söylüyor. Ya benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar suçu, anlamıyor musunuz? Eğer olay anında cinayet mahallinde değilseniz bunu şahitlerle kanıtlayabiliriz belki. Oradaydım. Oradaydım ama kavga olmadı. İtiş kakış yaşandı sadece. Ya tamam ben Baha'ya çok sinirliydim, çok kızgındım. Çünkü bana musallat oldu. Benim eşimi öldürmeyi yeltendi. Ya ben sadece ondan çekip gitmesini istedim, o kadar. Konuşuyorduk, bir anda kurşun sesi duydum, önümde vuruldu. Yani yere yığıldı, sonra can çekişmeye başladı. Anlamadım ne olduğunu, gerçekten anlamadım. Sonra bayıldım birden yani, hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bakın avukat bey, Baha benim kardeşim, Baha benim çocukluk arkadaşım. Ben onu öldürmedim. Ya ben hiçbir canlıya zarar veremem, ben kimseye zarar veremem. Eşimi öldürmeye çalıştı dediniz. Bakın, bunu iddia makamı da öğrenmiştir. Ya da öğrenecektir. Bunları söylerseniz hakim ortada bir husumet olduğunu ve olayın ağır cinnet ve ağır tahrikle işlendiğine dair kanaat getirebilir. Elimizi güçlendirecek deliller, kanıtlar bulmamız lazım. Ve şahitler bulmamız lazım. Eşiniz bize yardımcı olabilir mi acaba? Olay anında karım yanımdaydı derse? Hayır. Ya eşimin bu konuyla alakası yok. Onu bu konuya karıştırmak istemiyorum. O zaman açık konuşacağım sizinle Ayşe Hanım. Önümüzde iki tercihimiz var. Birincisi ya iddia makamının suçlamalarına itiraz edip uzunca bir süre savaş vereceksiniz. Ki bunun neticesi müebbete kadar gidebilir. Çünkü zaten şu durumda hakimi ikna etmek çok zor görünüyor. Diğer bir seçeneğimiz ise bu suçu kabullenip bu olayın ağır tahrik, cinnet hali gibi hafifletici sebeplerle cezada indirim isteyebiliriz. Ya siz benden işlemediğim bir suçu kabullenmemi nasıl beklersiniz? Ben avukatınız olarak sadece yardımcı olmaya çalışıyorum size. Ben suçlu değilim. Ben suçlu değilim. Ha Çağlar, konuştunuz mu? İkna ettiniz mi? Hafta sonuna denk geldiği için mahkeme 3 gün sonra. Biz ifademizi verdik Hüseyin Bey. Şu andan itibaren Ayşe Hanım biraz düşünsün bakalım. Ya konuşun, ikna edin oğlum. Bundan başka çaremiz yok yani bizim. Tamam mı? Tamam, seninle de sonra görüşürüz. Hoşça kal.
Haber var mı Ayşe'den? Var yenge, var. Gitmiş teslim olmuş. Hayır, doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla Ayşe elini kana bulayacak biri değil ki. Benim gördüğüm, benim bildiğim kadarıyla da öyle bir şey yapmaz Ayşe. Benim bildiğim Ayşe yaptıysa da yaptım der zaten. Ama benim bildiğim Ayşe de bana yalan söylemezdi. Ya ben nişanlım dediği adamı şoför olarak işe aldım. Evimize soktum, soframıza oturttum. Ağzını açıp tek laf etmedi, sustu. Uyarmadı beni. Üstelik bu adam beni öldürmeye kalktı. Fırtınayı zehirledi. Ben şimdi neye inanacağım, kime inanacağım? Hı? Ne yapayım ben yenge? Bana bir akıl ver, ben ne yapayım? Ya basireti bağlanmıştır belki. Yani hani niyet etmiştir de söyleyememiştir. Ne demek niyetine girmiştir, söyleyememiştir yenge? O kadar kolay mı ya? Neyse. Ayşe doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Mahkemeye verdiği ifadede hepimiz öğreneceğiz zaten. Of. Yine de kıyamıyorum be Ferit. Senden başka tutunacağı bir dalı, kimi kimsesi yok ki be oğlum. Biliyorum ona kızgınsın ama yine de yalnız bırakmasan mı acaba? Hı? Sağ ol yenge, sağ ol. Bir gün böyle sen de birinin başını omzunu yaslamak istersen ben buradayım. Ben hep senin yanındayım. Sağ ol Hande. Sağ ol. İzninle şu an yalnız kalmak istiyorum. Geçmişinden ders çıkaramayan geleceğini doğru düzgün çizemez. Son sözü her zaman hayat söyler hani. Merak etme Azadenciğim. Ben gerekli dersleri aldım. Yapma.
Sakın Ferit'le yanlış yapma. Siz kardeşsiniz. Pardon. Hayırdır ya? Selam sabah kestikte benim haberim mi yok? Benimle ilgili haberler seni ilgilendirmediği için bilemeyeceğim. Bir dakika ya. Sen laf sokup nereye gidiyorsun ben anlamadım. İşimin başına gidiyorum Yaman. Eğer kolumu bırakırsan. Tabii sen işinin başına git. Adnan amca hastanede ölüm döşeğindeyken sen işinin başına git tabii. Ne? Adnan amca hastanede mi? Ne oldu? Artık o kadarını da can arkadaşın Hande'den öğreneceksin. Ha, gerçi kendisi Ferit'i teselli etmekle meşgul ama. Yaman bir... Hah canım, şimdi Yaman'dan öğrendim. İyi mi Adnan amca, her şey yolunda mı? Oh, çok şükür, geçmiş olsun. Hande bak beni habersiz bırakma, tamam mı? Tamam canım. Hoş geldiniz babacığım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun Adnan. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hadi. Hadi. Yavaş yürütün lütfen. Ha, tamam, yavaş yürütüyoruz Alevciğim. Alev miydi senin adın? Evet. Güzel. Yavaş, hiç acele etmeyeceğiz. Oh, atlattı çok şükür. Evet. Hastanede kalsa iyiydi ama işte. Valide Sultan böyle uygun gördü. Hadi gel hadi. İddia makamının elinde çok güçlü kanıtlar var. Cinayetin işlendiği silahta parmak izlerimiz bulunmuş. Seni yetiştiren anneye babaya ne demeli bilmiyorum. Üzüldüm doğrusu. İstanbul'daki hayatını unutacaksın. Burası senin kafana göre at koşturacağın çiftliğin değil Ayşe Hanım. Ayşe, ben sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım. Farklıydın, kimseye benzemiyordun. Ama yanılmışım. Ferit! Ferit! Hastanede kalsaydım daha iyi olmaz mıydı? Hayır Adnan. Evde sana daha iyi bakacağız. Doktorlar da kontrole gelecek. Hemşire de zaten burada kalacak. Evde daha rahat edersin. Peki, öyle olsun bakalım. Alev Hanım, babam bir dediğini iki etmeyelim. Çok iyi bakalım, tamam? Tabii ki. Tövbe estağfurullah ya. İyi dinlenmeler babacığım. İyi misin? Vallahi bu sefer de kefeni yırttık galiba. Herhalde bir sonraki krizi beklemek zorunda kalacaksın. O nasıl laf öyle Adnan? Sana bir şey olacak diye kalbim duracak sandım. Merak etme, sana bir şey olmaz. Sen benden sağlamsın. Orası hiç belli olmaz. Ölümlü dünyada yaşıyoruz hepimiz.
O da doğru ya. Ama sen yine de dizginleri elinden bırakma. Benim ayaklanmam bayağı zaman alır. Sen holdingin başına geçersin. Şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne zamanı Adnan. Hayırlı günler Azade'm. Hoş geldin Bahtiyar. Geçmiş olsuna geldin herhalde. Efendiyi tanıyor muyuz? Azade'm. Bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Geçmiş olsun Adnan Bey. Sinan. Efendim. Şu Bahtiyar'la babanın yanına giren adamı gördün mü? Gördüm. Ve ilk defa gördüm. Ne oldu ki? Ben de tanımıyorum. Allah Allah. Zümrüt. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Azade. Sağ ol. Çok geçmiş olsun Sinancığım. Hoş geldin. Geçmiş olsun Leman. Gel, gel şöyle otur, geç. Kusura bakma Azadeciğim, ne olur. Evde bazı sorunlar vardı. İnan gücüm yetmedi, hastaneye gelmedi. Şimdi geldin mi? Önemli olan. Adnan'ın durumu nasıl? Şimdi daha iyi mi? Çok şükür, çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Ama yüreğimiz ağzımıza geldi Zümrüt. Zümrüt sorma, dillere düştük. Telefonlarım hiç susmuyor. Sessize aldım görmeyeyim diye. Zümrüt, senin neyin var? Senin aranızda bir şey mi oldu? Çok üzgün görünüyorsun. Sormuşsun. Ne bileyim öyle işte. İnsanın içine şüphe girdi mi böyle? İnsanın içini kemiri. Ay kusura bakma. Kusura bakma ne olur, onca derdinin arasında bir de ben sana dert yanıyorum. Olur mu hiç öyle şey Kader? Nasıl istiyorsan öyle davran. Biz birbirimizin yanında ağlamayacağız. Kimin yanında ağlayacağız? Sağ ol. Tamam, tamam. Senden basit ve anlaşılır bir vasiyetname hazırlamanı istiyorum. Hiç kimsenin hakkını hiç kimseye yedirmek istemem. Özellikle de Yaman'ınkini. Son olarak özetlemek gerekirse, evlilik birliği öncesinde satın almış olduğunuz konağın tamamı, holding hisselerindeki size ait olan pay ve bankada şahsi hesabınızdaki ederin hepsi oğullarınız arasında pay edilecek. Sinan Bey, Ferit Bey ve Yaman Bey arasında. Doğru anlamış mıyım? Evet, tamamen böyle. Ha, İhsan'ı eklemeyi unutma. Onun konakta yaşadığı daire ona tahsis edilecek. Tamamdır Adnan Bey. Ben müsaadenizi istiyorum artık. Ha, Kazım, biliyorsun bu vasiyetnameden hiç kimsenin haberi olmaması lazım. Hazırla bitir, sonra da notere onaylatacağız bunu. Müsaadenizle. Gidebilirsin. Üzme kendini bu kadar. Abime bak ya. Eski avukatı çağırmış. Allah Allah. Niye ki? Bu işte bir biteni var. Ben şunu öğrenip geleyim. Anne ne baktın adamın arkasından ya? Belli işte babamın eski bir arkadaşı. Vallahi kadın olsa kıskandın zannedeceğim ha. Tamam tamam. Ferit nerede? Yine ortalıklardan kayboldu. Teşekkür ederim.
Ferit? Hesap sormak için mi? Yoksa beni utandırmak için mi? Ne hesap sormaya ne de utandırmaya geldim. İyi kötü bir geçmişimiz var seninle. İhtiyacın var mı diye sormaya geldim Ayşe. Yardıma ihtiyacın varsa elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. İhtiyacım olup olmadığını boşuna sorma bana. Annem derim, babam derim, kardeşim derim. En azından gerçek bir dost olsa keşke yanımda derim. Kala kalırsın. O yüzden sorma bana böyle bir şey. Ben bu saydıklarının hepsi olabilmek için ömrümü verirdim Ayşe, ömrümü. Ama Ayşe'nin gözünü para bürümüş. Ayşe yalancı, Ayşe üçkağıtçı. Hatta hikayenin sonunda Ayşe bir katil değil mi? Sen ne kısmetsiz adamsın ya. Hande gibi birinden sonra karşına bir katil çıktı değil mi? Git buradan Ferit. Lütfen git. Bak hazır benim katil olduğuma da inanmışsın. Boşuna kafanı bulandırma sen. Hem kolay unutursun zaten. Vicdanını da sızlamaz hiç. Çabuk silip atarsın kafandan beni. Ferit gider misin lütfen? Neden hala duruyorsun? Git diyorum ya. Git. Kafamdan siler atarım da. Şuradan nasıl sileceğim? Hı? Nasıl sileceğim bana yaptıklarını? Silemeyeceksin. O yüzden acıma bana. Ben kötü biriyim. Ben bir şeytanım hatta. Yani o kadar kötüyüm ki Hande benim yanımda melek kalır. Ben para için adam öldürdüm. Senin sevgini hak etmiyorum. Sana duyduğum sevgi de yalan. Sen benim için yolunacak bir kazdın. Ben de seni yolarken sen son anda bunu fark ettin işte. Sen böyle biri değilsin Ayşe. Ben böyle biriyim. Seninle para karşılığında gelmedim mi Antakya'ya? Hah, işte en basit gerçek bu. Daha niye anlamıyorsun, anlayamıyorum. Nasıl kıydın bana? Ha? Nasıl kıydın Ayşe? Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Sızlamadı. İleride çocuklarını kucağına aldığın zaman iyi ki böyle bir anneleri olmamış diye şükredeceksin. Şimdi çek git buradan Ferit lütfen. Ben o çocukları seninle hayal ettim. Artık başkasıyla hayal edeceksin. Seni hak eden gerçek bir aşk çıkacak karşına. Belki benden daha değişik gelecek sana. Benim saçlarımdan daha iyi tarayacaksın onun saçlarını. Hastayken daha güzel bakacaksın ona. Yağmurda en güzel o dans edecek. Birlikte bir gece yarısı uyanıp en güzel pastayı yapacaksınız. Ama en güzeli de ne biliyor musun? Dünyanın en güzel çocuklarını büyüteceksiniz. Sen iyi bir insansın Ferit Sancakzade. Sen mutlu olmayı hak eden bir adamsın. Çok iyi bir insansın. Hadi git şimdi. Benim gibi biriyle işin olmasın artık senin. Lütfen git. Git Ferit, git. Ayşe. Çevirme yüzünü benden. Ayşe.
Üzülme. Ben buradayım. Afiyet olsun. İyi günler Azade Hanım. Gel Kerim. Oynat bakalım videoyu. Buyurun Hazade. Ayşe'yi öldürürüz dediler. Beni seni öldürmekle tehdit ettiler, anlıyor musun? Eğer Ferit'e bunları söylemezsen Ayşe'yi getirir gözünün önünde öldürürüz dediler. Mecbur kaldım ben. Kim beni öldürmeye çalışıyor, söyle kim? Ayşe öldürmemiş. Evet Azade Hanım. Kaydı bizzat kendim yaptım. Her şey videoda göründüğü gibi. Peki kim var bu işin arkasında? Kim uğraşıyor Ayşe ile? Birilerinin olduğu kesin. Fakat kim oldukları meçhul. En azından şimdilik. Araştırınca illaki öğrenirim. Kaydı bana da gönder. Başlasın. Al kardeşim, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yavaş ye biraz, boğulacaksın. Senin ne işin var burada? Kimsesiz, sahipsiz kalmana gönlüm el vermedi. Ayrıca benim sana bu soruyu sormam lazım. Senin ne işin var burada Ayşe? Benim bir sahibe ihtiyacım yok Hande. Kimseye boynuma tasma taktırmadım ben. Taktırmam da. Ne kadar alıngansın ya. Neyse. Biraz rahatla. Belli ki ömrünün bundan sonrası burada geçecek. Helalleşelim istedim. Sen buraya sevincini kutlamaya gelmişsin herhalde. Ne kadar nankörsün. Gerçekten sana yaranılmıyor. Ben inanmadım ilk başta, biliyor musun? Ayşe yapmaz öyle bir şey dedim. Neyse. Benim için iyi oldu, ayak altından çekilmiş ama. Burada bol bol düşünürsün artık. Belki ileride Ferit'le sana kart atarız. Dur bakalım. İstiyordu, bir türlü kapıyı bulamamış. Gerek yok. Ben biliyorum kapıyı çıkarım. Ayşe. Gerçekten bir şeye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Bu hayatta ne olacağı belli olmaz. Ciddiyim ben. Ayşe Hanım'ın eşyalarını topladık hanımım. Ne yapayım bunları? Bir de soruyor musun? Götür çöpe at. Konakta o kıza ait hiçbir şey istemiyorum. Hatta adı bile anılmayacak. Kimse Ayşe demeyecek. Gezben abla. Bunlar ne?
Ayşe Hanım'ın eşyalarını toparladık da. Anladım. Sana zahmet bunları bir köşeye koy. İhtiyacı olduğunda kendi gelir alır. Tabii Ferit Bey. Ne demek ya? Ne demek istediği zaman gelir alır? Ne diyorsun sen? O kızı bu konaktan içeri sokabileceğini mi sanıyorsun? Tamam, oyun dedi, sustuk. Ama eli kanlı bir katil bu konaktan içeri giremez. Nereden biliyorsun eli kanlı olduğunu anne? Hı? Nereden biliyorsun? Gördün mü? Orada mıydın? Hani mahkeme kararı nerede? Yok. Hakim misin, savcı mısın? Sana mı düştü Ayşe'yi yargılamak? Sen Ayşe böyle bir şey yapmadı diyebiliyor musun? Benim karım katil değil diyebiliyor musun? Anne, suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Ben mahkeme kararını bekliyorum. Ön yargılı olma. Peki, benim karım beni aldatmadı diyebiliyor musun? Ha? Diyebiliyor musun? Diyemezsin. O namussuz kız sana layık biri değil. Anne, Ayşe hala benim karım. Kimse benim karım hakkında böyle konuşamaz. Duydun beni? Kimse konuşamaz. Sen de dahil. Seni son kez uyarıyorum Ferit. Eğer o kızın peşini bırakmadığını duyarsam seni evlatlıktan reddederim. Anladın mı beni? Yüzümü göremezsin. Yaparım Ferit. Yaparım. Seni evlatlıktan reddederim. Öyle mi anne? Evet. Öyle. Öyle. O zaman ben de seni son kez uyarıyorum. Ayşe ben istersem benim karım olmaya devam edecek, tamam mı? Ama ben istemezsem olmayacak. Ben istemezsem sen değil. Ben istemezsem ben böyle her tehdide pabuç bırakacak adam değilim. Evlatlıktan mı reddetmek istiyorsun? Buyur et. Ne istersen yap. Başım üstüne. Ne oluyor gene burada ya? Yine mi aynı mevzu? He? Bıktık oğlum, bıktık. Yeter ulan yeter. Abi benimle ilgili mevzuda yeteri ben bilirim ben. Ne sen ne annem. Ben. Sen babanın yolundan mı gitmek istiyorsun? Git! Ha? Aynı baban gibisin. Gitmek mi istiyorsun? Git! Git! Aynı baban gibi git! Aynı baban gibisin. Babaanne. Git! Babaanne. Tamam anne. İyiyim. Anne, anne tamam. İyisin değil mi? Anne bana bir bak. Bana bir bak, bak. İyiyim ben. Bırak! Tamam, iyi değil. Anne ne olur yapma. Üstüne gitme ne olur. Ya ben şimdi gidip onun kulağını çekeceğim. Tamam. Abimle biraz da ben baş başa kalabilir miyim? Tabii ki. Şu sıra bize geldiyse tabii. Gel. Gel İhsan. Dur dur yardım edeyim sana. Dertleşmeyin epey oldu. Hayat gayresi işte. Evet. Evlat olunca hayat gayresi onlar oluyor. Kardeş biraz geri planda kalıyor. Yok yani sen beni evlatlarından ayırmadın. Allah var. Sen benim bir tane kardeşimsin İhsan. Ben seni hiç ayırır mıyım? Sen abilerin hasısın. Daha biz kardeşliği becerememişiz. Ya bir kalp krizi geçirdim diye şimdi kendini mi sorgulamaya başladın? Evet. Vallahi öyle oldu. Ben dünden beri her şeyi sorguladım abi. Yani ne kadar kıymetliyim. Abim giderse ne yaparım? Yüzüme bakan olur mu? Ceketimi alıp çıkar mıyım konaktan, holdingden? Azade yengem zaten gözümün yaşına bakmaz. Öyle tahmin ediyorum. İşte yeğenlerim... Ya bu adam bize babamızın emanet eder mi? Demez mi? Hı? Bilmiyorum yani. Ben bir tek senden emin oldum abi. Her şeyi sorguladım. Bak
Her şeyi sorguladım. Ama bir tek seni sorgulamadım. Çünkü biz aynı anadan babadan doğduk senden. Ben daha ölmedim İhsan. Herhalde biraz kıymetimi anlamışsındır. Ben kadir kıymet bilirim abi. Bilirim de. Neyse. Selamünaleyküm. İhsan. İhsan ya. Bizim seninle bir anlaşmamız vardı. Gizli saklı işleri uçuracaktın bana. Ha? Sen bizi unutmuşsun be Kazım. Ne oldu? Aç bakalım şunu. Kazım. Aç aç. Adnan Sancakzade. Vasiyet taslağı. Bak Adnan Bey duyarsa. Duymaz duymaz. Vay be abi. Meğer de çok severmişsin sen beni ya. Bunu şimdi anladım. Ulan oldu olacak. Borçlarını da bana bıraksaydın. Yaman kadar bile olamadım. O velet kadar değerim yokmuş gözümde. Düşünüyorum da hayatım boyunca her şeye yetişmeye, ailemi korumaya, kollamaya çalıştım. Ama kendimi ve babadan bana yadigar olan soyadımı koruyamadım işte. Sancakzadelere adanmış bir ömürden arta kalan eksik bir Adnan'ım. Neydi senin? Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Konuşalım bakalım be. Anlat bakalım Ferit Bey. Ne konuşacağız abi? Seninle mi akıl vereceksin yoksa? Ferit bak senin kalbini kırarım. Şerefsizim senin kalbini kırarım. Kadın bu sefer haklı. Ta en başından
o Ayşe'yi bu konaktan içeri sokmak istemedi. Ne yapsaydım abi? Annemin sözünü dinleyip Hande ile mi evlenseydim ha? Hande ile mi evlenseydim? Ne oldu? Ne bakıyorsun? Sustun. Niye susuyorsun? Ya yeter be. Yeter, yeter. Yanlış ya da doğru. Kimi bırakıp bırakmayacağıma ben karar veririm. Ben. Siz değil. Karışmayın bana be. Nasıl karışmayın lan? Ne karışmayın oğlum? Abinim lan ben senin. Ya benim sözümün şu kadarcık kıymeti yok mu be? He? Ne yapayım ben kardeşimin göz göre göre böyle gözümün önünde çürüyüp gitmesine izin mi vereyim? O ne yapsın, o kadın ne yapsın oğlum? Ne yapsın? Lan şimdi söyletme beni. Beni söyletme bak, bu ana yüreği. Ana yüreği bu, dayanmaz. Ana yüreği ha? Ana yüreği. Bana ana yüreği falan deme abi. Konuşursam canımız yanar. Tamam mı? Onun tek derdi hepimize hükmetmek. Ferit, bak kadın artık katlanamıyor. Anladın mı? Artık kat. Ne yapsın? Bu kadın üzüntüden ölsün mü Ferit? Tövbe tövbe. Ne diyorsun abi ya? Ne diyorsun? Ne demek ölsün mü? Allah korusun ya. Öyle bir şey ister miyim ben? Ama bana da karışmasın artık, tamam mı? Karışmasın, bana kimse karışmasın ya. Abicim, aç gözünü aç. Yeter artık. Aklını kullan, aklını. Kullandırma kendini. Ya annemin iki lafına kanıp gelip burada bana avukatlığını yapma. Kanmak. Ulan ben en azından anama kandım lan. Beni doğurdu, büyüttü, besledi, emzirdi, okuttu. Peki ya senin kandıkların? Sen ihanetten başka ne gördün o zaman? Ha? Gelmiş bir de bana anamı sorgulatıyorsun. Anamı lan, anamı! Eyvallah. Eyvallah abi. Beni aldatanların yaktığı yerden sen de yaktın beni. Ama çok ayıp ettin. Haberin olsun. Eyvallah. Ayıp ettim öyle mi? Bak oğlum. Canımsın, ciğerimsin, kanımsın benim. Ama mevzu anamsa işler değişir. 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 Hadi eyvallah. Babanı kaybettin. Ama ben buradayım. Kapı gibi Adnan amcam burada. Senin Sinan'dan da Ferit'ten de hiçbir farkın yok. Yaman, sana en çok ben güveniyorum. Bana bir daha güvenmezsin sanıyordum. Sen babalık yapmaya geldin. Sen benim evladım sayılırsın. Elbette geleceğiz. Oğlum yama kafandan abi. Kurma oğlum kafanı, kurma ama kurma oğlum kafanda, öyle bir şey yok lan. Kurma kafanda oğlum, kurma. Kurma oğlum kafanda, kurma Yaman. Ne oldu oğlum? 3-2 gün fazla kaçırdın. Mekanımı beğenmedin, ne oldu? Yok abi ya, yok bir sıkıntım yok. Gel otur, gel. Hoş geldiniz İhsan Bey'im. Eyvallah, fazla kalmayacağım. Burası eskiden kalite kokardı. Antakya'nın ileri gelenlerini ağırlardı. Sonra da bizim mekanımız oldu. Abimle. Arada Bahtiyar'la falan da gelirim yani. Abi beni niye buraya çağırdın? Biz niye geldik buraya, ne konuşacağız? İş konuşacağız oğlum. Seninle başka ne konuşabiliriz burada? Tamam, konuşalım. Yeni proje mi var?
Ne projesi? Sen yamuk yaptın Yaman. Ben yamuk adam sevmem ki. Ben sana ne yamuğu yapmışım abi? He? Yaman, Yaman, Yaman. Senin o gezdiğin yollar var ya. Ben oralara asfalt döşedim. Hüseyin'in arkamdan iş çevirdiğinizi biliyorum. Bu iş çevirmek değil ki. Serbest piyasa. Seninle de çalışırım, onunla da çalışırım. Çalışamazsın. Herkese mavi boncuk dağıtamazsın. Senin bu arkamdan iş çevirmenin cezasını kestim ben. Zulay boşalttım. Bir de senin şu payın vardı ya. Ona da el koydum. Benim orada hakkım vardı. Oğlum işte yok artık. Sen Hüseyin'le çalışmaya devam et. Hadi. Bulursun sen yolunu. Oğlum. Bu arkadaş yabancımız değil. Ondan hesabı almayın. Afiyet olsun Yaman. Seninle de görüşeceğiz İhsan Efendi. Görüşeceğiz seninle. Doktor? Ne demişler? Her gün bir elma, doktorlara elveda. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kestirdim. Nasıl güzel olmuş değil mi? Ben bazı şeyler uzayınca kestirip atarım öyle. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Aslında ben bugün gayet iyiyim. Gelmeyecektim de buraya. Ama anneciğim üzülmesin diye geldim, buradayım, ne yapayım? Ne yazıyorsunuz oraya? Ya ben hep merak etmişimdir de. Psikiyatrlar bu aralarda ne yazıyor oralara? Yani görebilir miyim? Bu da benim özelim. Ama sen benim özelime hiç çekinmeden giriyorsun pat diye. Yani cımbızla çeken gibi içimde ne var sana yoksa alıyorsun. O ne olacak? Bir de üstüne para veriyorsun. Bugün ne anlatmak istersiniz Hande? Mutlu musunuz bugün? Ben ruh hastası mıyım doktor? Ben öyle bir şey demedim. Siz kendinizi öyle mi hissediyorsunuz? Belki de kahinimdir. Mesela Ayşe. Hayatımızdan çıksın istedim. Çok daha kötüsü oldu. Kız cinayet işledi. Tutuklandı. Mesela Baha. Çok sıkıldım ondan. Bir an önce hayatımızdan temelle gitsin istedim. Adam öldü. Şaka gibi değil mi? Evet. Biraz da ben seni dinleyeyim. Ne teşhis koydun bana? Hayatımdan film ya da roman olur mu? Ayşe'nin mutsuzluğu sizi mutlu ediyor mu? Yalnız çıkarım. Beni Ayşe'nin ne yaptığı hiç ilgilendirmiyor. Ben sadece Ferit'le ilgileniyorum. Sadece Ferit. Az önce tutuklandı demiştiniz. Evet. Ziyarete gittim ben de onu. Peki niye görmek istediniz onu?
Bilmiyorum işte. Görmek istedim. Emin olmak için. O da içeride yeni bir hayat kuracak kendine. Başka şansı yok çünkü. Kalpte bir yarasın sen. Nasıl kanada bilsen. Dursa dünya, dönse devran. Bu günahı silme. Seni bulur acısı. Söndüren olmaz intikam ateşimden. Kaçsan olmaz, döndüren olmaz. İhaneti peşinde. Sanık Ayşe Sancakzade, müdafi Çağlar Öztürk. Tanık ve bilir kişiler buradaysa başlayalım. Ayşe Sancakzade, iddianameye göre kasıtlı olarak Baha Yalçın'ı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Sayın Başkan, iddianamedeki suçlamaları kabul ediyoruz. Ancak müvekkilim Ayşe Sancakzade kasti olarak değil, kazayla bu olaya sebep olmuştur. Eski nişanlısı Baha Yalçın'ın tehditlerinden bakıp usanan müvekkilim, aile düzeninin bozulmaması için elinden geleni yapmış, bunu uzunca bir süre saklamış, ancak anlık bir öfkeyle Baha Yalçın'ın ölümüne sebep olmuştur. Böyle savunma olmaz. Siz avukatı mısınız beyefendi? Ne hakla savunmayı biliyorsunuz? Oturun. Kusura bakmayın hakim bey. Ben sanık hanımefendinin eşiyim. Tutamadım kendimi, özür dilerim. Oturun lütfen. Ayşe Sancakzade, avukatının ifadelerini kabul ediyor musun? Baha Yalçın'ı sen mi öldürdün? Baha Yalçın'la kavga ettik. Boğuştuk. Bir anlık öfkeme hakim olamadım. Baha Yalçın'ı ben öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Vazgeçmiyorsun. Niye hala buradasın? Kendi kulaklarınla duydun. Her şeyi itiraf etti işte. Sen niye buradasın anne? Sen. Sen niye buradasın? Sen niye vazgeçmiyorsun? Niye her şeyin içindesin? Bir bırak lütfen beni. Bir bırak, bir uzak dur artık. Sen niye buradasın? Ayşe abla için buradayım babaanne. Onun masum olduğuna inanıyorum ben. Katil değil o. Madem masum olduğuna inanıyorsun, içeride sen savunsaydın keşke. Üniversite sınavına girerken hukuk yaz da bari işe yarasın. Sen takılma babaannene. Kerim, bana gösterdiğim videoyu kilit altına al. Kimse, benim dışımda kimse görmemeli. De arabayı hazırla, çıkarız birazdan. Baş üstüne Azade Hanım.
Ayşe, Ayşe. Lüdy ablam. Bir saniye ne olur. Canım. Beni burada da yalnız bırakmadın mı? Bırakmam. Seni hiç bırakmam. Sen de kendini bırakma ne olursun. Lüdy abla ben. Canım. Güçlü ol. Dayan lütfen. Geçecek bu günler Ayşe'cim. Beş dakikam var. Sıkıldınız mı? Sıkıldım. Duramıyorum ben öyle aynı yerde uzun süre. Hiperaktifim. Boğuluyorum. Gitmek istiyorum. Ayrıca Ayşe'nin mahkemesinin sonucu var. Onu öğrenmem lazım. Gelecek seans sana da söylerim. Yazarsın oraya sonucu. Çocukken de böyle sıkılır mıydınız? Yani mesela annenizden ya da babanızdan sıkılır mıydınız? Yok. Sıkılmazdım. Niye sıkılayım ki? El bebek gül bebek büyüttü onlar beni. Bir dediğim iki olmadı ki hiç. Prenses gibiydim ben. Annem var ya en iyi okulları kazanayım diye sabahlara kadar oturup benle ders çalışırdı. Benden daha çok çalışırdı. Peki siz istiyor muydunuz çalışmak? Hı hı. Başarılı olmak istiyordum çünkü. Annem de öyle istiyordu. Ben çok çalışkandım aslında. Amerika'da üniversite okurken de öyleydim. Dereceyle bitirdim. Peki iş hayatınızda istediğiniz yerde misiniz sandı? Yoksa kendinizi başka bir yerde mi hayal ediyordunuz? Ben tasarımlarımı yapıyorum zaten, işimi yapıyorum. Babamın şirketinde. Sancaksade mobilyanın tasarımlarını da ben yapıyorum. Kayınvalidem tasarımlarımı çok beğeniyor biliyor musun? Çok özel ve güzel buluyor. Kayınvaliden? Azade Hanım işte, Ferit'in annesi. Müstakbel kayınvalidem yani. Ayrıca biz bunları niye konuşuyoruz şu an? Benim Ferit'e olan aşkımla işimin ne alakası var? Yine cevabı oraya yazıyorsun doktor, bana da söylesen. Kendiniz için bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz? Yani Hande için. İyi günler. Yani sen şimdi Adnan'ı ekart edelim diyorsun ha? Vallahi Adnan'ı silmek o kadar kolay değil. Sen bu gücü nereden alıyorsun anlamadım vallahi. Yok yok biz en iyisi yüz yüze gelelim bu işi karşılıklı konuşalım. Tamam abi konuşalım görüşelim tamam. Bak sana yapılan benim de karıma dokunuyor. Sen para pul işini dert etme tamam çözeriz. Tamam abi haber bekle benden. Görüşürüz. Hop, Yaman efendi. Nereye? Hayırdır her yerdesin? Adnan amcayı ziyarete gideceğim. Bir de iş konuşacağız müsaade edersen. İş konuşacaksınız. Oğlum adam hasta hasta. Rahat bırakın lan adamı. E biliyorsun abi hastayken bile işleri düşünüyor. Holdingi aramış işler aksamasın demiş. Ben de şimdi konuşacağım. Koltuğu bıraksın yormasın artık kendini. Sen gel bakayım şöyle. Yaman efendi gel. Kimsin lan sen? He? Ne oluyor sana? Babanla bu işleri konuşmak sana mı kaldı? Abi haklısın. Yani haklısın tamam benim haddime değil de. Ya derdini paylaşabileceği birine ihtiyacı var. Ya, içini bana döküyor ne yapayım? Biliyor musun?
Geçen gün bana Sinan'ıma çok haksızlık ettim dedi. Öyle mi? Sen ne dedin Yaman Efendi? Abi yapma ya. Ben de dedim ki yani Sinan abi haklı. Ya benim senden genel müdürlük beklentim yoktu. Hoş olmadı dedi. O da bana kendi koltuğumu düşünüyorum Sinan için. Yapabilir mi dedi. Ben de hepimizden iyi yapar dedim. Abi benim sana garezim yok ki ya. Sen benim büyüğümsün, kıymetlimsin Allah aşkına. Tamam lan tamam git gör. Çok uzatma ama. Tamam. Eyvallah. Hadi. Yaman Efendi. Bahtiyar abi. Gel bir çay içelim. Sağ ol evlat. Vallahi. Adnan uyuyor da biraz hava alayım dedim. Hele bu uyansın. Bir yüzünü göreyim. Yapacak daha çok işim var. Eyvallah. Eyvallah. Çok mu uyudum? Biraz. Kimse yok mu? Herkes dışarıda. Hemşire dinlen dedim. Çok teşekkür ederim Yaman. Bahtiyar söyledi, sen kurtarmışsın beni. Sana bir can borcum var. Kimsenin kimseye can borcu yok Adnan amca. Benim yerimde kim olsaydı yapardı. Bir şey mi söyleyecektin? Yok ben iyi misin diye öyle bakmaya geldim. Hasta ziyareti kısa olur. Ben gideyim. Sağ ol geldiğin için Yaman. Mahkemeden geliyorum. Ha? Tam tahmin ettiğim gibi. Ayşe'nin katil olduğu kesinleşti. Kendisi itiraf etti. Yapma be anne ya. Ya ben de bu kız ben yapmadım diyecek diye bekliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya biz çok safız ya bu kız çok kurmuş. Esas saf olan senin kardeşin. Hala mahkeme köşelerinde karısının peşinden dolanıyor. Ama o beni daha tanımamış. Büyük yemin ettim. Azade Sultan, anaların bedduası tutmaz. Gel Yaman. Adnan amcayı iyi gördüm. Çok şükür daha iyi. Sayende zamanında hastaneye yetiştirmeseydin Allah korusun. Çok teşekkür ederiz. Lafı olmaz Azade Hanım. İlk defa zamanlama konusunda tutturdum diyelim. Ha bu arada. Adnan'ın istirahat süresi biraz uzayacak. Şirketin işleriyle ben ilgileneceğim. Görevlendirmeler konusunda bazı tasarruflarım olabilir. Siz neyi nasıl uygun görürseniz Azade Hanım. Bu da kendini iyice patron sanmaya başladı. Yaman'ı gördün, ayaklandın Adnan Bey.
Ya ben 2 saat başında bekledim. Bir gözünü açıp bakmadın ya. Hasta olmak iyiymiş Bahtiyar. İnsan kendini bir özel hissediyor. Yo, sen gene de bir an evvel düzelmeye bak. Ya bizi çok korkuttun be Adnan. Ödüm koptu vallahi. Ben gidiyorum. Bir isteğin var mı? Sağ ol dostluğun için Bahtiyar. Teşekkür ederim. Uğrarım gene. Nasıl görünüyorum bugün? Çok iyi. Sen Adnan'ı ziyarete gitmeyecek misin? Allah şifa versin. Sen gittin aile adına geçmiş olsun dedin. Yeter. O ne biçim söz öyle? Adnan senin ortağın değil mi? Ha, kafayı bir sağa bir sola çevirdiğine göre bir iş var bu işin içinde. Bana bak. Yoksa Adnan'la ortaklığı bitirecek misiniz? Of, gene başladın ahiret sorularına ya. Sancaksadelerle göbek bağımı kesiyorum. Tamam, yeter. Yetmedi efendim, yetmedi. Niye kesiyormuşsun göbek bağını, niye ortaklığı bitiriyormuşsun anlat bakalım. Ben de bileyim. Kadın aklının her şeye karışma, kurban olayım ya. Biz Yaman'la ortak bir işe giriyoruz. Yaman'la? Allah Allah. Yaman zaten Adnan'la çalışmıyor mu? La havle ya. Yaman hem onlarla çalışacak hem de biz beraber iş yürüteceğiz. Raporu verdin mi? Başka sorunuz var mı Zümrüt Hanım? Yok efendim. Yok Hüseyin Beyciğim, yok. Hiçbir sorum yok. Bana bu yetti. Alo, ne yaptınız? Her şey istediğimiz gibi oldu Hüseyin Bey. Çok iyi, sağ ol. Görüşürüz. Ayşe Sancaksade. Yatağın şurası. Geç bakalım. Ama öyle hemen geçmek olmaz Pamuk Prenses. Herkesin bir bedel ödemesi gerekir değil mi? Bedel deyince bu zenginler de böyle işte. Donup kalıyorlar. Koskoca sancakzadelerin gelinisin sen. Bedel dediysek 3 kuruş yatak parası vermek sana koymaz herhalde. Param yok benim. Ya haberlerde izledik. Eski nişanlını vurmuşsun kız. Ne o? Parayla saadet olmuyor mu güzelim?
Madem paran yok, o zaman o geldiğin kapıya çök bakalım. Çök. 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 Öyle her zaman kuş tüyü yasak yorgan olmaz sattım. Kesin lan! Sen de kalk, yerine geç. Alışkınım ben. İyiyim böyle. Lafımı ikiletme, geç yerine. Hadi, kalk. Kalk. Müsaade edecek misin kardeş? Oo, Ferit Bey. Siz miydiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben müvekkiliniz Ayşe Sancaksade'nin eşiyim. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Buralarda herkes tanır sizi. Nasıl yardımcı olabilirim? Davayla ilgili bazı sorularım var. 2 dakika konuşmak istiyorum sizinle. Tabii ki. Konuşalım, konuşalım da eşiniz Ayşe Hanım'ın bu sorulardan haberi var mı acaba? Malum, avukat müvekkil mahremiyeti. Avukat Bey, avukat müvekkil ilişkisinin ne olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Avukatım, takdir edersiniz ki ama eşiyim dedim size, eşi. Şimdi birbirimize böyle şovlar yapmayalım, sadede gelelim. Avukat olduğunuzu biliyorum. Ne soracaksınız bana? Ayşe'yi cinayeti üstlenmesi için kim zorladı? Ayşe cinayet işleyecek biri değil. Bu bir temenni mi yoksa bir bilgi mi? Şayet bu bir bilgi ise gelin mahkemede yardımcı olun bize. Merak etmeyin, zamanı gelince o da olacak. Bakın Ferit Bey, şayet bu kadar şüpheniz varsa gidip bunu direkt olarak neden eşiniz Ayşe Hanım'la konuşmuyorsunuz? Bakın, eşiniz cinayeti kabul etti. Şu andan itibaren de ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bundan sonrası benim derdim suçun tahammüden oluşmadığını, ağır tahrik altında kaldığı için bu suçu işlediğini hakime anlatmak. Tahammüden mi? Tahammüden ne demek ya? Yahu biz sokaktan herhangi birini çevirsek, bu kızı savun desek, zaten her türlü hakime bu kızın tasarlayarak adam öldürmediğini kanıtlar. Tahammüden ne demek? Bu kızın sabıkası mı var? Bu kız silah mı taşıyor? Örgüt üyesi mi bu kız? Bu nasıl bir savunma anlayışı? Bakın Ferit Bey, ben sadece baronun atadığı bir avukatım. Ve elimden geleni yapıyorum bunun için. Ha. Eşiniz Ayşe Hanım'la konuşursunuz. Şayet benden memnun değillerse çok çok avukatını değiştirir. Şimdi müsaadenizle arabama binebilir miyim? Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Memnun oldum. Bana ilginç geldi Ayşe'nin suçunu itiraf etmesi. Çünkü görünce yapmaz, o kadar da değil artık dedim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil Hande'cim. Bugün bize hayat veren su, yarın bizi boğabilir. Ayşe'nin o melek yüzünün arkasında ne şeytanlıklar gizlediği sonunda çıktı ortaya. Ferit de görmüş müdür Ayşe'nin gerçek yüzünü peki?
Ferit Ayşe'yi gerçekten sevdiyse kolay kolay vazgeçmez. Ama yine de bir cinayet zanlısıyla evli kalacak değil herhalde. Bence de. Bir an önce boşanırlar artık değil mi? Senin de bunun için elinden geleni yapman lazım Azer'den mi? Ferit bir an önce eski hayatına dönsün diye söylüyorum. Yapacaksın değil mi? Ferit eski hayatına dönse bile eski Ferit olmayacak. Peki ben sana sorayım Hande'cim. Ferit Ayşe'ye aşıksa, başkasına aşık bir adamı beklemeye, sevmeye devam edebilecek misin? Çok ihmal ettim ya. Kusura bakma. Yok oğlum, herkes burada zaten benimle ilgileniyor. Ben zaten hep uyuyorum. Aslı sen iyi misin? Ayşe gitti mi? Ferit kötü bir şey mi var? Ayşe cezaevine girdi baba. Cesur'u öldürmekle suçlanıyor. Ne? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ayşe'yle Cesur'un ne alakası var ki? Boş ver babacığım. Boş ver, uzun hikaye. Sonra konuşuruz. Bak Ferit, aranızda ne geçti, ne olup bitti bilmiyorum ama Ayşe bir insanın canına kıyacak bir kız değil. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum baba. Artık ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi, kime güveneceğimi bilmiyorum. Neye inanacağımı bilmiyorum. Merhaba. Geçmiş olsun Adnan amca. Teşekkürler kızım. Ferit. Merhaba. Babacığım, ben şimdi gideyim, sonra yine gelirim. Tamam oğlum. Ya Kazım, biz seninle ne güzel çalışıyorduk. Hem sen karlı çıkıyordun, hem ben karlı çıkıyordum. Abimin ruhu duymuyordum. Ne oldu şimdi, ne değişti yani? Bizim aramız niye bozuldu? Tövbeliyim. Ne istiyorsun İhsan? Açık konuş. Ha. Sana bir arazi daha kazandıracaktım ama tövbeliyim işin. Olmaz. Arazinin yeri de bir güzel. Tam yaylalık. Karşılığında ne yapmam gerekecek? İmza. Bir imza daha. Abimi imzalattığın evrakların arasına bir vekaletname sıkıştıracaksın. Şirketin banka hesaplarından para çekme yetkisi istiyorum. Öyle düşünerek zaman geçmez. Hadi bir şeyler ye, iç. İyi, aç değilim, teşekkür ederim. Lafımı ikiletme demedim mi? Hı? Kimseden hiçbir şey istemiyorum ben. Al hadi şunu, al. Al. Tut. Hmm.
İnsanın bir kere güveni kırıldı mı herkesten kazık yiyeceğini düşünüyor değil mi? Çok gençsin. Bak belki birinin kanına girdin. Belki girmedin ben bilmem. Ama masumsan masumum diyeceksin. Yaptıysan da kahretsin yaptım diyeceksin. Ha şu var. Senin ne olduğun belli değil. Ben katil değilim. Ben kimseyi öldürmedim. Ama kocam bile inanmıyor bana. Başkası niye inansın ki? 25 yıldır oradan oraya geziyorum ben. Kimleri gördüm, neler duydum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mahpusluk insana koymuyor da sevdiğinin gönlünden kovulmak koyuyor adam. Efendim Salih'im, ne yaptın? Ulaşabildin mi sağlık raporuna? Daha fazlasına ulaştım Ferit. Anlat. Şimdi normalde sağlık raporunda sadece darp izine bakılır adliyeye gitmeden. Doktor arkadaş bu kızın ensesinde enjektör izi görmüş. Sormuşlar ne olduğunu, kendisi de bilmiyormuş. Doktor şüphelenince kan analizi istemiş. Raporda bu kızcağızın etkili bir anestezik aldığı ortaya çıkmış Ferit. Geçici bellek kaybı bu yüzden o zaman. Aynen öyle kardeşim. Tabii uyuşturucu bağımlısı değilse. Bağımlı olmadığını nasıl ispatlarız? Kapsamlı bir analizle kandaki maddenin ne olduğu ortaya çıkar. Ama fazla vakit yok. 24 saat çok önemli. Tamam kardeşim. Tamam çok sağ ol. Sağ ol Salih'im. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Ayşe yok tabii. Odana sığamıyorsun. Sığamıyorum. Abi, mesele odaya sığamamak değil. Oğlum tamam aşık oldum. Darbe yedin de. Ya ben artık tanıyamıyorum seni ya. Ya abi, tamam. Tamam. Kabul ediyorum. Bu kız bana yalan söyledi. Aldattı beni. Affedilemeyecek şeyler yaptı. Tamam, eyvallah. Ama ben onun katil olduğuna inanmıyorum. Bu cinayette bir tuhaflık var. Ne tuhaflık var? Ne? Ne mi var? Ya bu adamı zaten birileri öldürmek istemiyor muydu? Ha? Bu adamı diri diri toprağa gömdüler ya. Biz çıkardık, ellerimizle açtık, çıkardık, kurtardık. Sonra ne oldu? Öldürdüler. Katil de Ayşe oldu. Vay be. Bu kadar basit yani. Var işte abi var. Yok mu sence de bir tuhaflık? Yıl Eylül ayının 20. günü ben Adnan Sancakzade, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana tanıdığı haklara dayanarak vasiyet ediyorum. Yaman Öztürk benim öz oğlumdur. Bu sebeple onu mirasçım olarak atıyorum. Oğullarım Sinan, Ferit ve Yaman'a, arşivdeki yazlık ve arsaların tamamını oğullarım Sinan, Ferit ve Yaman'a eşit olarak bölünmesi, vasiyetname tarafından yazıldığını ve muhtevasının son arzularıma uygun olduğunu siz Yaman Öztürk benim öz oğlumdur. Görmen gerekeni gördün demek yeğenim. Neredesin? Söyle oraya geleceğim. Bizim mekandayım. Bak senin için yemek hazırladım ben. Otur. Annem Vakfın yemeğine gitti. Babam da geç gelecekmiş zaten. Kız kıza takılırız, film falan da izleriz. He? Yok. Hande'cim benim pek tadım yok. Aç da değilim zaten. Ya Betül, ben mutfağa girdim diyorum ya. Ben. Düşün yani. Çok güzel oldu. Ayrıca beğenmesen de yiyeceksin çünkü ben yaptım. Hande'cim aç değilim ben. Sana afiyet olsun.
Niye suratını asıyorsun sen böyle? Bugün benim en mutlu günüm. Ayşe kendi kendini imha etti. Azade annemle yakınlaştık zaten. Ferit'le de yakında birleşiriz diye düşünüyorum. Sen beni dinliyor musun? Alo. Dinliyorum Hande. Sıkıldım anlıyor musun? Gına geldi. Senden de bu senin bitmek bilmez Ferit takıntından da sıkıldım. Bunu aldım artık. Ya beni buraya yemeğe çağırıyorsun. Bir kere sormuyorsun iyi misin diye. Sürekli kendini anlatıyorsun. Soracaktım şimdi. Ya bırak Hande. Ne zaman sordun? Yıllardır arkadaşımsın. Bana ne zaman sordun iyi misin diye. Sen kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencilin tekisin. Ya Betül. Saçmalama. Saçmalama. Nereye gidiyorsun ya? Ben mutluluğumu başka kime anlatacağım ki? Ya bir dinler misin? Benim başka arkadaşım mı var? Uf Betül ya. Ayşe Hanım söylediklerimi harfiyen yerine getirdi. Suç üstlendi ve böylece siz de rahata çıkmış oldunuz. Çok sağ olasın. Sana çok şey borçluyuz. Teşekkür ederim. Ama sen ne yaptın ya? Ne yaptın sen? Ayşe Sancakzade, ziyaretçin var. Kimmiş? Eşin, Ferit Sancakzade. Görmek istemiyorum onu. Kocan gelmiş, koşsana. Bak bak, hala şaşkın şaşkın bakıyor. Ayol, ne adamlar var. Karısı sevgilisini vurmuş. Adam hala karısını görüşe geliyor. Vay anam vay. Ferit Bey, biliyorsunuz sizin için özel izin aldık. Lütfen görüşmenizi kısa tutun. Biliyorum Müdür Hanım, çok teşekkür ederim. Merak etmeyin, kısa tutacağım. Müdürüm. Söyle Hilal. Ayşe Sancakzade görüşmek istemediğini söyledi. Geldim hadi anlat. Böyle ayak üstü mü konuşacağız yeğenim? Geç, geç şöyle otur da karşılıklı konuşalım.
Bahtiyar amca, bak ben sabırsız adamım. Beni iyi tanıyorsun. O vasiyetnameyi niye görmemi istedin? Bana bunu anlat. Sakin ol evlat. Ya sen niye böyle öfkelisin ki? Öfkeliyim. Öfkemin sebebini de çok iyi biliyorsun. Ya neyi biliyor? Ne öfken? Adnan Sancakzade benim gerçek babam mı? Bana bunu anlat. Ben kimim? O vasiyetnamede adam bana mal varlığını niye bıraktı? Bana bunu anlat hadi. Adam deme yeğen. Bak Allah'ın gücüne gider. Senin bu tepkiyi vereceğin o kadar iyi biliyordum ki. Bahtiyar amca bak ben kimim? Bana bunu anlat. Adnan Sancakzade benim gerçek babam mı? Bana bunu anlat hadi. Adnan Sancakzade senin öz ve öz baban.
Ayşe Sancakzade. Avukatınla görüşeceksin. Hoş geldiniz. Seni görmek istemediğimi söylemiştim. Gardiyan! Koğuşa dönmek istiyorum. Gardiyan! Ferit olarak gelmedim buraya. Avukatın olarak geldim. Avukatım var benim. Sana yalan ifade verdiren avukattan mı medet umacaksın? Yalan ifade olduğunu nereden biliyorsun? Sen de beni suçlamadın mı? Unuttun mu? Dünya karşımda dursa bu kadar üzülmezdim. Ama insanın sevdiği karşısında olunca... Sen beni hiç tanımamışsın. Ben de seni hiç tanıyamamışım. Şimdi gider misin lütfen? Git! Gitmeyeceğim. Git diyorum sana, git! Gitmeyeceğim diyorum Ayşe. Ben sana inanıyorum. Bahayı sen öldürmedin. Bunu ispat etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Seni buradan kurtaracağım.